geliyor, kurt geliyor. Ha, bu işlerde. Ama Microsoft'ta çalışırsa iyi para kazanıyordur. Belgesel adam dünyanın en sapık 10 geleneğini tiksinerek sunar. Hindistan'da yemeğe gelen misafir yemekten sonra geğirmezse yemeği beğenmemiş olarak algılanır. Neden abi Hindistanlılara sesleniyorum? Chat'te de vardır. Neden böyle algılıyorsunuz Hindistanlılar? Abi mami var. mami. Mami niye böyle bir gelenek sürdürüyorsunuz hala? Ben Hindistan değilim. Bunu çok büyük saygısızlık olarak görürler. Siz siz olun, Hintli bir ailenin sofrasından geğirmeden kalkmayın. Allah Allah! Tanzanya ve Kenya'da yaşayan Masai kabilesi üyeleri birbirlerine tükürerek selamlaşır. İbo neden? Seviyoruz. Ben de buradaki bu 10 kabilenin hepsinden adamım var benim çünkü. Özellikle yeni doğan bebeklere lanetten ve kötü şanstan uzak durmaları için tükürürler. Büyükler de selamlaşır. Ben tükürme! Karaman tükürüyor, karaman. Düğün elini sıkmadan önce kendi ellerine tükürürler. Ya oğlum bak şu tükürüğü vurma vurma. Kendi eline tükürmek... deyip merhaba... Eskimolar yaşlandıkları zaman artık işe yaramayacaklarını düşünerek yakınlarından kendisini öldürmelerini ister. Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bu utanç verici bir olay olarak görülüyor. Eğer bakire bir kız evlenmek istiyorsa bu işi para ile gören insanlara başvuruyor ve bu durumdan kurtuluyor. DC ne oluyor? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Bir şey yok. DC gitti geldi. Oğlum yapmayın salaklık yapmayın lütfen ya. TRT öldü. Bir şey yok ya. Gitti geldi. Hugo da evlenmek istiyor da işte o şimdi başvurdu bakalım birkaç tane paralar. Fiyattan aşamadı ama. Kaç para teklif ettin? 15 bin lira gibi bir rakam söyledi. 15 bin. Adamlar ama 40 bin falan istiyorlar. Bir de altın istiyorlar meyir 1 kilo. Sen Mete'yi duydun mu Çağrı? Ney? Yeniden Refah Partisi'ne vereceğim diyor. Şeyi kaldıracakmış. Nafakayı kaldıracaklarmış. Ya oğlum bak gerçek sanayide sonra... Sanayiler kim? Hangi sanayi? Organize sanayi. Mizitar 100 bit göndermiş. İlk Kanada'ya geldiğimde 6 ay Hintli ailede kalmıştım. Hayata küsmüştüm. Hatırladıkça hala sövüsüm geliyor. Ya bak, o kadar mı diyorsun ya? Kanada'da ya, girsen haberi. Kanada'da olmalarının hiçbir şeyi olmamış mı yani en azından? Çok kötü ya. Tazmanya'da eğer bir kadının kocası ölürse, kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda. Düşsene, Tanzanya'da yaşasa mami, Allah'ım eşimden önce ölmeyeyim. Adımız çıkmasın. Çok Tanzanya büyük dert başka, anladın Tazmanya mı? Tazmanya başka Çağrı. Nasıl? Biri Tanzanya, biri Tazmanya. Ben ne dedim? Sen Tanzanya dedin. Bu da Tazmanya. Bu Tazmanya'ymış. Ben ne dedim? Sen Tazmanya mı dedin? Tazmanya işte. Ya ne sikimse abi işte. Neresiyse artık ya o bölge. Tazmanya dedi ama. Küfür etme lan. Oğlum siz niye konuya odaklanmıyorsunuz? Şakaya neden odaklanmıyorsunuz? Koskoca Çağrı her gün falan böyle köyde artistik yapıyor. Bak bir gidiyorum ertesi gün benim hanımın boynunda şöyle amına küpe diye takmış değil mi? Boynuna böyle. Bu diyor bu muymuş amına koyayım. Çok büyük rezillik olurdu ya o zaman da. Pakistan'da damat adayına gelinin aile büyükleri tarafından çok ağır bir şekilde küfür ve hakaretler edilir. Bu nasıl bir şey oğlum? Karşını alıp çeviriyorlar düşsene. Çok ağır hakaret ve küfür ediyorlar değil mi? Lan ucube falan diye böyle. Böylelikle damadın sabrı denenmiş oluyor. Soğukkanlı ve sabrı denenen damat eğer bu sınavı geçer ise evlenmelerine izin verilir. Güzel uygulamaymış lan aslında.
Moritanya'da dünyanın güzellik anlayışında... Samet'i düşünsen hocam orada, Samet'i. Lan andaval falan diye en son dayana bir şey diyor. Ananızı sikerim Avrupa çocuklar diye girer amına. Samet abi evlenemez orada. Dayanamaz ki, tutamaz ki kendini. Ben yeminim yani, o küfürü alır yani. Gugu ve İbo Guam'a doğru yola çıktı. Texas 5 TL göndermiş. Farklı bir güzellik anlayışı mevcut. Bu ülkede şişman kadınlar güzel olarak kabul yeminim ediliyor. Evlenme çağına gelen kızlar en az 60, en fazla 100 kilogram olmak zorunda. Aksi takdirde kızlara zorla yemek yedirerek kilo almaları sağlanıyor. Resine evlenemez o zaman. Üst limitten kaçırıyor resim. En fazla 100 diyor. Oğlum bodybuilding yapmayın ya. Bu ne saçma bir gelenekmiş ya. Belki ince belli bir kız seviyor. Endonezya'nın kuzeydoğusunda bulunan Amboyna Adası'nda mahsulün az olacağı belirlenirse erkekler güneş batımında çıplak olarak tarlaya gidip ekinlerin arasında mastürbasyon yaparlar. Bu ne ya? Gugu. İşte. Ulan bari şuraya Amboyna'ya gidin de bari bir sike yarayın Gugu. Boşuna otunu çekiyorsunuz. Harbiden ya. Bak vallahi boşuna hani burada lağın farelerinden çocuğunuz oldu amına koyayım. Gidin bari bir boka yarayın ya şurada İbo. Niyetliyim. İbo ben biniyorum İETT'ye. Dur Ramazan bitsin. Bunu yapınca toprağın daha bereketli olacağına inanırlar. Yine de evli kadını başından çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor. Ne? Al bir de böyle yedin. Kadının cezası ne burada? Baştan çıktı. Hem... baştan çıkıyor hem de parmak yiyor. Her türlü i̇şte, avantajlı. İşte gel bir de böyle ye diyorlar. Kolombiya'nın Cali kenti ve çevresinde gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkilerine şahitlik ediyor. Allah Allah. Nasıl ya? Kimin gelinin annesi mi dedi? Evet. Evet. Kakolt yani. Konsepte bakar mısın hocam ya? Bizde oğlum, de çok var bu sıkıntılı bir olay yani. Katılmak istemez misiniz? Çok kötü bir olay ya. Aslında bu gelenek için Orta Doğu'da yaygın olan çarşaf geleneğinin bayağı abartılmış hali de diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca buraya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sıradaki bizde videomuzda de var abi aldatma bu tarz oranı gelenekler. En... aldatan meslek. Ya sakin ol kardeşim. Playboy çıkmayacaksın ya. Sakin ol ya. Dolmuşçu bir numara. Birinci numara dolmuşçu. Yazılımcı var mıdır? Sanmam. Yazılımcının cinsel hayatı var mı diye sordular. Belgesel adam aldatma biliyordum oranı. Yazılımcı adam 31 çekmeye üşeniyor amına koyayım. O kadar işi oluyor ki çünkü. Zaten o kadar amsalak olsa yazılımcı olmaz. En olamaz. Yüksek olduğu 10 mesleği gururla sunar. Tahmin edeyim mi bir tane? Evet. Barmen. Bir tane hangi meslek? Örnek bir meslek alayım ondan sonra söyleyeceğim. Başlamadan önce bu araştırmanın Amerikalı bir araştırmacı tarafından yapıldığını, Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını doktor belirtmek isterim. İtfaiyeci. Listemizin sanatçı 10. sırasında bilgi hemşire işlem çalışanları yer alıyor. Aha iş yazılımcı. İnternette tamam bilgi işlem çalışanı. Yani son sırada gibi düşün yani. Yapmıyorlar gibi düşün. Başkalarıyla flört etmek, boşanma nedenleri listesinde hızla yükselmekte. Bilgisayar başında en çok zaman geçirenlerin bilgi işlem çalışanları olduğunu... O zaman havaalanı pilot, havaalanı çalışanları... ...düşündüğümüzde bu mesleğin neden bizim listemizde yer aldığını anlıyoruz. Yani binlerce porno var uçakta çekilmiş aman oğlum. Yani muhakkak bu sektörde oldukları düşünülüyor. İtfaiyeciler. Ne dedim itfaiye? Amerika'nın mega kentlerinin itfaiyecileri iş yoğunluğu nedeniyle vardiyalı olarak çalışıyor. Özellikle iyi söndürebiliyorsan. Takdir edersiniz ki bazen vardiyaları uzayan, bazen... İtfaiyeci olsam da hocam şu öndeki olmak isterim ya. Şu ne? Arkadaki tutan değil. Yani. Aynen onu başını tutan olmak ister. Aynen öyle. Aynen. Seversin onun başını. Keyfi orada çünkü. De iş çıkışı, stres atmak ya, tamam Mete ya.
Barlarda iş arkadaşlarıyla zaman tamam laf soktun al alkışını. Eşlerine geçince ilgiyle zaman ayıramadı. Orayı, seviyatın orayı tutmayı. Bir süre sonra bu ilgisizlik evliliklerde neresine tutacaksın ateşin çağrı? Beşinci boyut var ya, beşinci boyut. Yönetici asistanları. Amerika'daki yönetici asistanlarının %96'sı veya C35'lere 1000 bit göndermişti. Emcül onu senin ağzını aldığın yeşil şey ne? Ne yeşil şey lan? 1 milyonu kadın. Araştırma sonucuna abi göre son 10 yılda evli olan her 5 kadın asistandan biri kocasını aldattığı için boşanmış. Hemşireler. Sürekli hastalarla ilgilenen ve aşırı stres altında çalışan hemşireler arasında yapılan araştırma bu mesleğinde yüksek aldatma oranına sahip olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bu Amerika araştırmasıymış. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası Amerikalı hemşirelerin aldatmayı tıpkı alkol veya uyuşturucu gibi gerçeklerden kaçış yöntemi olarak görmesi. Avukatlar. Avukatların her zaman doğruyu savunduklarını düşünmek çocukça olurdu. Araştırma gösteriyor ki özellikle de müvekkillerinin çok seksi olduğu davalarda avukatlar mantıkları doğrultusunda değil, başka şeyler doğrultusunda da hareket edebiliyorlar. Ev kadını veya ev erkeği. Bunun sebebi mutsuzluk ve yalnızlık. Çalışan eş çalışmakta. İnsan de ya kısaca şu videoya ya. Evdeki eş sürekli yalnızlıktan yakınır. İlişkide yıpranmalara sebep olan kavgalar artar. İş bizim listemize düşmelerine sebep olan aldatmalara kadar varır. Polisler. Stresli çalışma hayatı ve gece nöbetleri polislerin evliliklerini yıpratan en büyük faktörlerden. Tabii ki dürüst bir insan için bunlar aldatma bahanesi sayılmaz. Ama istatistikler polislerin en çok aldatan dördüncü meslek olduğunu gösteriyor. Doktorlar. Listemizde hemşirelerden bahsederken siz durumu fark etmişsinizdir. Doktorların evliliklerini sonlandıran başlıca neden hemşirelerle yaşadıkları ben Ali abiye güveniyorum. Amerika'daki hemşirelerin hemen hemen hepsinin kadın olduğunu düşündüğümüzde aldatan doktorların da hemen hemen sadece erkeklerden oluştuğunu görürüz. Öğretmenler. Haberlerde sürekli karşımıza çıkan Amerika'daki öğretmen-öğrenci skandalları bu meslekteki bu yüksek aldatma oranını işaret ediyor. Ben dedim ki hani bir kültür olarak biraz geliştirebilir miyim dedim. Olmadı abi ne yapayım. Finans sektörü. Psikolog doktor Aldoğan Tart tarafından yapılan bir sürekli seyahat halinde olmalı. Benim şahsi fikrimi merak ediyorsanız aldatmanın meslekten çok dürüst... Tamam kanka ya. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.